F35 projesinde şok 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 uçağın üretim hattı kapatılıyor mu? Bundan sonra ne olacak? Fabrikada neden üretime ara verildi? F35 projesinde büyük bir fiyasko gibi soru başlıkları altında farklı farklı haberleri son birkaç gündür okuyorsunuz. Bu soruların ana nedenini geçen yılın yani daha bir gün oldu geçeli ama 2020'nin son günü 31 Aralık'ta çıkan bazı haberler Bloomberg'te veya Defense News'da yer alan haberlere göre bir süredir Lockheed Martin F-35 konusunda seri üretim izninin çıkmasını beklerken bu izin Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından bir süre daha ertelendi. Durum Mart 2021'de yapılacak toplantıda bir kez daha eline alınacak. Peki F-35 ile ilgili ne yapılıyor? Neden bu sayılar az? veya bu uçak imalatı neden bir anda artmıyor? Gelin yani isterseniz bu videomuzda bu konuların sorularının cevaplarını birlikte arayalım. Ama tabii ararken doğru bilgileri paylaşmaya gayret edelim sizinle. Lockheed Martin uzun süredir F-35'leri imal ediyor. Son rakamlara göre 600'e yakın uçak teslim edilmiş durumda. Yine Lockheed Martin'in bilgilerine göre bu uçaklar 26 hava üstünde veya uçak gemisinde görev yapıyor. 1200'den fazla pilot eğitimini tamamladı, 10.000'den fazla da teknisyen eğitimini tamamlayarak F-35'in hava kuvvetleri versiyonu A Dikine kalkış özelliğine sahip F-35B ve uçak gemilerinden katapultla havalanan F-35C tipi uçaklarda görev yapmakta. Şimdi bu çıkan üretilen uçaklar Lirip olarak adlandırılan düşük imalat sayısıyla üretim bantına giriyor. Yani Lockheed Martin'e işte diyorlar ki Lirip olarak adlandırılan bu partiler işte 30 uçak, 40 uçak, 50 uçak, 100 uçak artık neyse bunlar oluşuyor ülkeler bir araya geliyor. Amerika diyor ki işte ben 10 tane Kuvvetten alırım. 5 tane Dolanmaya F35C alırım. 7 tane de deniz piyadelerini alırım. İşte İngiltere şu kadar, Japonya şu kadar, bu bu kadar deyip bir rakam ortaya çıkartıyorlar. Ve bu rakam üzerinden üretim maliyetleri paylaşılıyor. Sadece Lockheed Martin'in Dallas Fort Worth'taki tesisleri değil. İtalya'da ve Japonya'da da F35 imalat hatları bulunuyor. 3 ana hattan çıkan uçaklar farklı farklı ülkelere veya kuvvetlere teslim ediliyor. Şimdi bir uçağın tam kapasite seri imalata geçebilmesi için bazı kıstaslar var. Örneğin Pentagon diyor ki Joint Simulation Environment olarak adlandırılan ortak simülasyon ortamı testlerinin tamamlanması gerekiyor. Bu testler gerçekten çok özel testler. Bu testlerde işte uçağın görevleri, taşıdığı silah, pilot eğitimi, bakım gibi yüzlerce madde alt alta konuluyor. Özel testlerden geçiriliyor. Yaşanan tecrübeler ortaya konuyor. Neler yapılacak, neler edilecek bu testlerin sonrasında bir onay ortaya çıkıyor. Normalde bu testlerin 2017'de tamamlanması gerekiyordu. Ancak işte yaşanan aksaklıklar, bir yandan uçağın göreviyle ilgili gelişmeler Çünkü sonuçta F-35 birçok yeni göreve de e, altyapısını, yazılımları buna göre güncelleniyor. Ortaya çıkan tecrübeler, yaşananlar falan filan derken çok ciddi bir test sürecinin tamamlanması gerekiyor. Amerikan Hava Kuvvetleri öncülüğünde yapılacak bu test için Pentagon'un oluşturduğu bir test merkezi var. Ancak bu test merkezi henüz tamamlanmamış durumda. Aslında test merkezinin 2020 içinde açılması hedefleniyordu fakat koronavirüs salgını e, tüm dünyayı vurduğu gibi F-35 projesine de çok büyük bir darbe vurdu ve bu test merkezinin inşaat veya aktivasyonunu çok fazla bilgi de vermiyor Pentagon bununla ilgili tamamlanamadı. E tamamlanamadığı için de uçak buradan e, ortak simülasyon ortamındaki testlerini tamamlayamıyor. Pentagon'da dönüp Lockheed Martin'de gaza basın diyemiyor. Bu nedenden dolayı da düşük imalat sayıları bir şekilde devam ediyor. Tabii bir de haberin Türkiye, Türk kamuoyu tarafından da algılanması çok önemli. Çünkü malum 6 uçağımız kaldı orada. Türkiye neredeyse 20 yıldır bu projeye ortak. Bu projede çok önemli bilgiye sahip. Tasarımı, üretim, ve sonrasında da önemli görevler alacaktı ama Türkiye programdan çıkartılmış durumda. Tabii bunun etkileri Türkiye'ye bir artı değer mi olacak? Neler olacak? Bunun hem kısa vadeli hem de uzun vadeli etkileri var. Kısa vadede işte o Yunanistan'da F-35 alıyor, ne olacak? derken uzun vadede ise Türkiye'nin odaklandığı milli muharip uçak projesi ki belirli kaynaklar bu projeye daha fazla aktarılabilirse, Türkiye bu konuyla ilgili daha fazla e, yatırım yapabilirse, imkanlarını geliştirirse, bunlar gerçekten Türkiye'nin hava kuvvetleri açısından gelecekte çok daha önünü açacak çok önemli bir proje olacak. Bakalım bu projeye bu F-35'in etkisi bence bir çarpan olacak ama çok uzun vadeli bir iş, çok sabırlı olmamız gerekiyor. Ama sonunda eğer bu sabrı gösterebilirsek, kazanan Türk savunma sanayi ve Türkiye olacak. Niye bunları söylüyorum? Çünkü F-35 bir bakıma çok fazla özelliği olan uçak. Bu özellikleri de öyle Amerika herkesin kaşına gözüne vermiyor. Bu özellikleri çok yakın müttefikleriyle paylaşıyor. Bu özellikleri de paylaştığı için sonunda da diyor ki bu uçağın motor bakımlarını bile yapamazsınız. Benim kurduğum merkeze yollayacaksınız. Her şey benim kontrolümde olacak. İşte bu uçak bir görev yaparken göreve çıkmadan önce bilgiler paylaşılacak. Görev sonrasındaki bilgiler paylaşılacak. Yani diyor ki bu uçak benim tabiri caizse iki dudağımın arasından çıkacak lafla bunu uçurursunuz. E tabi buna bu Türkiye için uygun değil. E, uygun da olmayacak. Bu nedenden dolayı F-35 bir bakıma özellikleri arasından çok iyi bir uçak. Niye? Çünkü geriye doğru baktığımız zaman işte Amerika'nın uçakları operasyonel, İngiltere'nin uçakları operasyonel, İsrail'in uçakları operasyonel ve gerçekten hani uçaktan öyle bir çok büyük sorunlar şunlar bunlar değil. Bilakis özellikle İsrail tarafına baktığımız zaman uçaktan İsrail tarafı özellikle bu Suriye operasyonlarında çok memnun alacağı uçak sayısını artıracak. Ama dediğim gibi Türkiye'nin çıkarları şu an bu F-35'in bu şartlarda kabul edilmesine hazır değil. Çünkü Amerika ile çatışan çok fazla noktamız var. Ve bu yüzden de Türkiye için bu F-35 projesinden Amerika'nın çıkartması Türkiye'yi gelecekte milli muharip uçak önemli bir avantaj olarak alacağına, toplayacağına inanıyorum. Bakalım bunların etkilerini biraz önce de belirttiğim gibi uzun vade içerisinde göreceğiz gibi duruyor. Bana çok fazla sorulan bu F-35'in üretim hattıyla ilgili sorunun cevabını vermeye çalıştım sizlere. Umarım kafanızdaki soruları bir nebze olsun çözebilmişimdir. Lütfen bu e, videonun altına sorularınızı yorum olarak yazın. Ben bütün yorumları okuyorum. Cevaplandırmaya elimden geldiğince çalışıyorum. Ama bu soruları sorarken de bir üstteki yorumlara bakın. Çünkü ilk yorumları cevaplıyorum. Daha sonra çok fazla tekrar soru geliyor. Bunlara açıkçası geri dönmem. Bazen çok zor olabiliyor. Kafanıza takılan diğer konuları info@tolgozbek.com mail adresine yazabilirsiniz. Detaylı havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde kanalımızı yakından takip etmek için lütfen abone olun, bildirimlerinizi açın. Tabii ki katıl tuşuyla da bizlere destek vermek isterseniz büyük bir zevkle kabul ederiz biz bunları. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.